Merhabalar, yeni bir kahve yayınına hoş geldiniz. Yaz arası vermiştik biliyorsunuz bir kahveye, yeniden başladık. Yeni bir sezon. Umarım süreli, yani kesintisiz iyi bir yayın yapabiliriz bu sezonda. Yararlı olabiliriz. Umarım sorunların çözümüne bir katkımız olur. Boşa konuşmamış oluruz. Belki siz de özlediniz diye düşünüyorum ama ben de özlemişim. Çünkü ben başka yerlerde Halk TV'de zaman zaman program yapıyorum, yazılar yazıyorum falan ama bu bir kahvenin yeri bir başka. Daha önce de söylemiştim, sohbet çok işime geliyor yani daha doğrusu çok keyif alıyorum. Sizinle karşılıklı sohbet ediyormuşum gibi bir duyguya kapılıyorum. İşte yorumlara bakıyorum, gelen dönüşümlere bakıyorum. Kendi duygumu tamamen yansıtabiliyorum veya tam olarak ne anlatmak istediğimi başka tartışma programlarında çok net olarak anlatamıyor olsam da burada böyle keyifli, sakin, kimseyle yarış içine girmeden, kimseyle kavga etmeden, kimseye laf yetiştirmeden, kimseye üstün gelmeye çalışmadan sözümü olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Umut ediyorum ki siz de memnunsunuzdur. Umut ediyorum ki hep beraber iyi bir yolculuğumuz olur bu sezonda. Bu hafta ne konuşalım? Tarikatları konuşalım diyorum. Türkiye'nin son günlerde, aslında son yıllarda gündemini meşgul eden, Türkiye'yi biraz daha aşağı çeken, biraz daha böyle kötülüğün bir parçası haline getiren kurumlar, cemaatler, tarikatler. Neredeyse cemaat ve tarikat denildiğimizde aklımıza ne geliyor? Cinsellik, kız çocukları, kadın, cennet, huri. Bu. Yani nerede böyle din adamı kılıklı bir tip varsa, kendine din adamı diyen, alim diyen, cemaat önderi, lideri, hocası her ne olarak denilirse de denilsin. Bir şekilde gündemlerinde kadından, kızdan, huriden başka pek bir şey yok. Zaten öbür gündemle ilgilenecek halleri yok. Yani Mars'la, teknolojiyle, bilimle, sanatla, insana iyi bir yaşam sunmayla ilgilenecek halleri yok. Niçin olduğunda birazdan söyleyeceğim. Niçin oralara dair bir sözünün olmadıklarını, sözlerinin olmadığını, niçin oralarla ilgilenmediklerini, bütün zihinleri niçin sadece bu tip böyle kadın, kız, çocuk, işte çocuklarımızı 8 yaşından mı evlendirelim, 15 yaşından mı evlendirelim, 20... İşte Hazreti Ebu Bekir de bilmem şöyleydi, Hazreti Muhammed de bilmem, kız Hazreti Ayşe'yi 9 yaşında almıştı da bilmem filan da tek bildikleri bu. Bunun birçok nedeni var elbette. Tarikat ve cemaatlerin temel yapısından bir tanesi bana göre bireysel bir sorun değil. Filan şeyhin, filan tarikat liderinin bir kız çocuğuna, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacize kalkışması veyahut din adamlarının, din adamı görünümlü bazı insanların sıklıkla böyle kadının üzerinden sohbet etmeleri, bunlar bireysel mesele değil. Bunlar bir anlamda dindarlığın, özellikle altını çiziyorum, Müslümanlığın değil, dindarlığın doğal sonucudur. Dindarlık olgunlaşmamış Müslümanlığın görüntüdeki halidir. Ne demek istiyorum? Dindarlık üzerinden hayat kurmaya çalışan, hayatın odağına dini alan insanlar ve onun üzerinden bir hayat kurmaya çalışan insanlar genel olarak o inancın özünü de bütünüyle kaybediyorlar. Çünkü yorum, bireysel din dediğimiz aslında bireysel bir yorumdur. Benim Müslümanlığım başta, şu anda beni izleyen on binlerce her birinizin Müslümanlığı başkadır. Tek bir İslam vardır, milyonlarca Müslümanlık vardır. Aynı Kur'an'daki ayeti ben okuduğumda başka bir şey anlarım, siz okuduğunuzda başka bir şey anlarsınız, bir başkası okuduğunda bambaşka bir şey anlar. Ben öyle söylerim, Kur'an-ı Kerim okuyan bir cimri daha cimri olabilir, Kur'an-ı Kerim okuyan bir cesur daha cesur olabilir, Kur'an-ı Kerim okuyan bir korkak daha korkak olabilir, Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir cömert daha cömert olabilir. Çünkü karakterimiz, zihnimiz, algılama kapasitemiz, belleğimiz, geçmişimiz, kültürümüz, o ayetleri anlamamız, nasıl anlayacağımıza büyük bir etken teşkil ediyor. Şimdi böyle baktığımızda hayatımızın odağına dindarlık koymak demek, bütünüyle hayatı onun üzerine bina etmek demek, dindarlık üzerinden bir hayat tasavvur etmektir. Dindarlık üzerinden hayat tasavvur etmek demek benim tecrübelerimle, ki ben sizin bu şu anda konuştuğunuz kitabımda var biliyorsunuz Onurlu Çıkış'ta, tarikatların önemli bir kısmını gezmiş, önemli bir kısmını yakından tanımış bir insanım. İşte Onurlu Çıkış'ı okuyun, neler yaşadım, neler o tarikatlarda. O yüzden bir kere kopuk bir hayat yaşıyorlar. Dindarlık üzerinden hayatını kurgulayanlar, gerçek hayatın dışında fanusun içerisinde bir hayat kurguluyorlar. Kadınla ilişkileri normal bir birey gibi olmuyor. Hayatla ilişkileri normal bir birey gibi olmuyor. Ticaretle, sanatla, kültürle,
ikili ilişkilerle, insan ilişkileriyle normal bir birey gibi olmuyor. Okuduğu ayetten, hadisten edindiği afaki illüzyon üzerinden bir ilişki biçimi gerçekleştiriyor. Gerçek bir hayat yaşayamadıkları için normal hayatın akışı, doğası içerisindeki o yaşanan akımla beraber bir birliktelik, bir ilişki, bir yaşam kuramadıkları için insanın doğasında var olan duyguları bastırarak ancak ortadan kaldırabiliyorlar. Tarikat liderlerinin bu kadar çok fazla kadın, kız, çocuk, evlilik, huri üzerinde duruyor olmaların en temel nedeni bu sadece bizim Müslümanlıkta olan bir şey değil. Bu aynı zamanda Hristiyanlarda da böyledir. Bütün dinlerin kapalı yapılarında bu değişmez kuraldır. Mesela kilise, bu ne postu şimdi gördün mü? Filmin adını unuttum. Neyse şimdi adını, bir şey postu, unuttum neyse. Birkaç yıl önce sinemada vizyonda oynamıştım hatırlıyorsanız. Kiliselerdeki çocuk tacizini konu eden gerçek bir hikaye o film aynı zamanda. Şu anda kiliselerde çocuk tacizi oranı %7'leri geçmiş. Yani kiliselerde korkunç bir çocuk tacizi var. Orada benzer bir durum var. Bastırılmış duygular, yaşanmamış, ortaya çıkmamış, normal bir hayat içerisinde kendisine yol bulamamış duygular bastırıldığı için belli bir yaştan sonra, belli bir aşamadan sonra kendini din, inanç yorumu üzerinden ortaya çıkarmaya çalışıyor, çıkıyor. Bir anlamda sapıklık olarak çıkıyor. 70 yaşındaki bir adamın 12 yaşındaki bir kız çocuğa bu gözle bakabilmesi, böyle bir şeye yeltenebilmesinin açıklanabilecek tek bir şeyi var. İçinde bastırdığı, doyurmadığı o açlık var ya, o açlığın bir sapıklığa doğru dönüşmesidir aynı zamanda. İnanç yorumu, inanç demiyorum, bunu özellikle altını çiziyorum. Müslümanlık yorumu her birimizin farklıdır dedim. Diyelim ki birinin yorumu genel olarak bütün bir Müslüman dünyasını etkileyen bu tarikat liderler. Tarikat lideri, cemaatler İslam'da olan şeyler değil. Şimdi tarikatla cemaatle ilgili bir şey söylendiğinde İslam karşıtlığı yapılıyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Hayır. Türkiye'de ruhban sınıfı yoktur. Şehit Partner Türkiye'si. Müslümanlıkta ruhban sınıfı yoktur. İnanç özellikle İslam'ı diğer dinlerden ayıran en temel özellik aracı kabul etmez. Direkt dinle, direkt Tanrı'yla, direkt Allah'la kul arasına kimse giremez diye bir hükmü vardır İslam'ın. Bu tarikat liderleri, bu cemaat liderleri İslam'a aykırı bir yapılardır. Hem doğası gereği aykırı hem de yaklaşımları, o bastırılmış duyguların orada toparlanmasıyla ilgili bir şey. Ben hep söylerim, bir kere daha yeri gelmişken söyleyeyim. Kadınla erkeğin arasında hayatın kendi akış içerisinde inanılmaz bir alver vardır. Alver. İkisinin bir arada olması ikisini de normal bir insan haline getirir. Mesela erkek kadınla çocukluk yaşta kurduğu medeni bir ilişki, arkadaşlık, dostluk, yakın. O kadının ona erkekteki sertliği, kabalığı yontar, alır, merhamet verir, sevgiyi öğretir, duygu aşılar. Erkekler kadınlarla beraber normal bir insan, o bildiğimiz kabalıklarından kurtulurlar. Mesela bana göre Orta Doğu'da bu kadar çok yoğun diktatörlüğün olmasının temelinde de kadınla erkeğin arasındaki bu doğal akışın kesilmiş olması vardır. Kestiklerinde duvar örüyorlar kadınla erkeğin arasına. Burada kaba, merhametten yoksun, sevgiyi tanıyamamış, kibarlaşamamış, nezaket alamamış çünkü bu doğal akış var karşılıklı. Alamamış bir canlı türü kalıyor burada erkek olarak. O erkek gücü ele geçirdiğinde canavarlaşıyor. Bugün yaşadıklarımıza benzer. Tarikatlarda bir de bunun üstüne şeyler var. O bastırılmış cinsel. Bir diğer neden daha var. Bazı din yorumları, din diyor bilemiyorum, din yorumları bütünüyle özellikle cennet öbür dünya üzerine kurgulanmıştır. Öbür dünya tamamen birinci amaçtır. Bu dünya bütünlüğüyle anlamsızdır. Bu dünya bir anlamda çile çekilmek üzere gelmiştir. Bütünüyle öbür dünyayı, cenneti kazanmak üzere amaç edindiğinden burada sanatla uğraşamazlar, teknolojiye kafa yormazlar, bilimle uğraşmazlar, eğitimle kafa yormazlar. Bildikleri tek bir şey var. Öbür dünyaya, cennete gideceğiz, huriler kapacağız. Şimdi böyle bir din yorumunun sonucunda bir kadın erkek doğal olarak kafayı kadınla bozuyor, cinsellikle bozuyor. Çünkü bu dünyaya dair hiçbir vizyonu yok, hiçbir beklentisi yok, hiçbir geleceği yok.
Orta Doğu'nun bu kadar cehennem olmasının bir diğer nedeni bu din yorumudur. Çünkü dünya yoktur onlarda. Çünkü cennet vardır. Çünkü öbür dünyaya yaşanır. Çünkü bu dünyada mutlu olmak aynı zamanda cehennemlik olmak olarak algılanır. İçinizden bilirler, bilenler olur. Kahkaha attığımızda hemen şöyle derler. Çok ayıp, melekleri kaçırıyorsun. Kahkaha şeytanın sevdiği şeydir. Veyahut mutlu olduğunda derler ki kendini gözden geçir. Bu kadar, bu dünyada bu kadar mutlu oluyorsan öbür dünyan gider. Böyle sapık bir din yorumu vardır. Hastalıklı bir din yorumudur. Mutluluğu çok gören bir din yorumu. Gelecek, yani dünyada iyi olmak, iyi bir yaşam kurmak, dünyanın kendi doğal gelişimine ayak uydurmak, teknolojiyle, bilimle, sanatla, iyi eğitimle, dünyayla rekabet etmek, dünya Ay'a giderken, Mars'a giderken orada yoktururlar. Orada olmayan insan doğası gereği cinsellikle kafasını bozuyor. Peki bozabilir mi? Bozabilir. Bu sadece bize ait değil. Dünyanın birçok yerinde var. Mum tarikatı var, başka tarikatlar var. İçlerinde öyle bizim gibi garip gurebaylar da değil. Harvard mezunu da var. Amerika'nın en iyi okullarından mezun olan da böyle tuhaf tuhaf tarikatlara üye insanlar var. O tarikatların mensubu. Veyahut Hristiyanlarda da var. Çok benzer. İnanılmaz eğitimli insanlar o katı Hristiyan cemaat içerisinde acayip bizdekilere benzer yapılar doğuruyorlar. Çok benzer. Türkiye'nin peki niçin çok gündemde şu anda? Çünkü iktidar bunlar üzerinden bir toplumsal yapı kurmaya çalışıyor. Çünkü iktidar bunları destekliyor ve aleni destekliyor. Çünkü iktidar bunların üzerinden elde ettiği o problemli din yorumuyla toplumu yöneteceğini, kanalize edeceğini, dini ismar edeceğini biliyor. Cemaatleri, tarikatleri bu iktidar desteklediği için şu anda bu kadar çok fazla gündemdeler. Eğer iktidarlar desteklemiyor olsa cemaatler ve tarikatlar bu kadar yoğun bir şekilde gündemimizi meşgul edemezler. Çünkü sözleri yok ki. Çünkü bize bir gelecek vaat etmiyorlar. Çünkü bir yaşam sunmuyorlar. Çünkü bir gence söyleyebildikleri bir sözleri yok. Tek bildikleri korkutmak, tek bildikleri cennet vaat etmek, tek bildikleri huri vaat etmek, tek bildikleri cehennem azabıyla korkutmak. Halbuki biraz önce söylemiştim, Müslümanlık aracı kabul etmez. Çünkü ruhban sınıfı yoktur deriz. Tarikat liderleri, şeyhler, cemaatler bütünüyle uydurulmuş, bütünüyle sahte yapılardır. Hem Müslümanlığın, hem dindarların, hem de Türkiye'nin bu yapılardan bir an önce kurtulması gerekiyor. Bunlar ayak bağıdır. Toplumun gelişmesinin önünde ayak bağıdır. O ülkenin ileri gitmesinin önünde ayak bağıdır. Var olmasının önünde, büyümesinin önünde çok ciddi anlamda büyük bir ayak bağıdırlar. Bir an önce bu ülkenin bu tarikatlardan kurtulması lazım. Peki nasıl kurtulacak? Şimdi bu din adamı kılıklı sapığın diyeyim, kız çocuğuna taciz ettiği için söylüyorum bunu. Bu meselesi ortaya çıktığında sosyal medyada şöyle bir kampanya yapıldı. Tarikatlar kapatılsın. Çözüm değil. Önce bir kere bataklığı kurutmak için sineklerle kavga edemeyiz. Tarikatlar şu anda o bataklığın sinekleri. Neyin o sineklere kaynaklık ettiğini bulmamız gerekiyor. Kaynaklık ne? İnanç üzerinden siyaset. Bugün değil. Yıllardır sağ siyasetler bu tarikatları kullandılar, beslediler, desteklediler. Tamamı. Demirel'inden Özal'ına. Hatta Ecevit bile. Ecevit biliyorsunuz Fethullah Gülen'in en anlaşabildiği liderlerden biriydi. Siyasetçilerin böyle gayri ahlaki yöntemleri sonucunda ülke, cumhuriyet felsefesi bu hasta ruhlu tarikatların eline kaldı. Toplumun bir kısmı. Bir kere öncelikle bizim kötülüğün kaynağı dediğimiz bu yönetim anlayışından kurtulmamız lazım. Bana göre bu iktidar, yani filan tarikat şeyhi 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz etti ile ilgili haberlere yasak koyan, erişim engeli koyan bu iktidar, bana göre bu tarikat şeyhlerinden daha tehlikeli. Çünkü bu tarikat şeyhlerini büyütüp besleyen, destekleyen, cesaretlendiren, sabah akşam ekranlarda insanlara yozlaşmış bir din anlatma olanağı sağlayan bu iktidar. Başka bir neden daha var. Toplumlar, insanlar yoksullaştıkça bu tarikatlara yönelirler. Çünkü orada kendilerine bir çare, bir teselli buluyorlar. Çünkü o dar görüşlü, dar beyinli, eğitimi yok,
dünya görmüşlüğü yok, hayatı tanımaz, bildiği sadece kadın ve cinsellik, onların peşine takılırlar. Onların ödül ve cezasıyla kendi yoksulluklarını unutturmaya veyahut öbür dünyanın sabrına. Bu dünyada sıkıntı çekiyoruz, yoksuluz evet ama öbür dünyada cennet var. Yoksul, insanlar yoksullaştıkça bu tip tarikatlara sığınırlar, daha ağırlıklı. Bunun iyi eğitimli olanı da var elbette. O yüzden birinci öncelik Türkiye'deki bu siyaset, bugün değil, Özal'ından, Demirel'inden, Erbakan'ından, Ecevit'inden, tarikatleri destekleyen, büyüten, geliştiren siyaset anlayışından kurtulması lazım. Bir, iki, daha fazla bugün bu tarikatleri büyüten, besleyen bu iktidarın bir an önce yönetiminden kurtulması lazım. Sonra Türkiye demokrasiye geçerse, Türkiye gerçek bir hukuk devleti olursa, Türkiye baskıcı olmayan, gerçek özgürlükçü bir laiklik uygularsa, Türkiye kimsenin inancına, dinine, mezhebine karışmazsa, Türkiye kimsenin yaşam tarzını tartışma konusu etmezse, barışı, dostluğu, nezaketi, çalışkanlığı, iyi eğitimli olmayı, medeni olmayı yücelten bir ülke olursa toplumu oradan kurtarabiliriz. Etkisiz birer çöplüğe dönüşür orası, oralar. Yasakla asla olmaz. Yasakla hiçbir sorunu çözemeyiz. Dünya tarihinde yasakla sorun çözebilmiş tek bir ülke yoktur. Kapatmayla da olmaz. Oraları toplumu bilinçlendir. Mesela şöyle düşünün. Türkiye'de öyle bir siyaset, öyle bir devlet politikası var ki bütün medya topluma aslında tarikatların ne kadar zararlı, çürütücü birer kurumlar olduğunu anlatıyor. Hiç kimse gitmez oraya. Düşünebiliyor musunuz böyle bir medyanın? Mesela siyasetin, bütün siyasetin tarikatlere, bu tip insanlara prim vermediğini ve bunlara aman uzak dur dediğini, kimse gitmez. Burayı istiskal etmek, dille, yaklaşımla, üslupla, politikalarla, tarikatları, cemaatleri çağ dışı, dünyadan kopuk, sadece cinsellikle kafa yoran, tuhaf bir topluluk imajını yaratacak bir genel politikaya ihtiyaç var. Yasaklamak demek, o toplum kesimini daha da kışkırtmak demektir. Kapatmak da demek demokrasiye sığmaz. İsteyen kurabilir. Demokrasi bu tip kurumların önüne geçmeye engel teşkil ediyor. Olamaz, kapatamazsınız. Değersizleştirmek, ortadan kaldırmak, eğitime ağırlık vermek, medeni dünyanın bir parçası olma çabası içinde olmak, laikliği geçmişteki gibi baskı unsuru yapmadan özgürlükçü, yani inancın da itibarını koruyan bir değer olarak kurgulamak ve onun üzerine giderek bunların küçülmesini, etkisini kaybetmesini sağlamak. Başka yolumuz yok. Türkiye bir an önce... Peki benim asıl korkum ne? Bırakın kapatmayı, Türkiye giderek bir tarikatlar ülkesine dönüşüyor. Şimdi farkında mısınız bilmiyorum, dikkat ediyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı artık daha fazla görünür. İşte Giresun'da cübbesini giyiyor, o sel felaketin içinde dolaşıyor Giresun'da. Niye? Nesin sen mesela arkadaş? İşte pandemi biliyorsunuz, adalardaki Atatürk'ün kurduğu pandemi hastanesi Diyanet'e devredildi. Diyanet giderek Türkiye'nin yönetiminde, siyasetinde en belirgin odak haline getiriliyor. Bu aynı zamanda tarikatların resmileşmesi demektir. Çok korkunç bir şey. Türkiye giderek çürümüş bir Orta Doğu ülkesine doğru dönüşüyor. Diyanetin bu kadar belirgin bir söz sahibi olması siyasette, yaşamda, hayatta, yönetimde, tarikatların giderek daha belirgin, toplumun da tarikatlere itibar etmesini, daha da onlara yönelmesini sağlayacak bir yapı var. Türkiye tarikatları kapatmadan önce tarikatları teşvik eden, büyüten, geliştiren siyasetten, yönetim anlayışından kurtulması lazım. Bunun için de toplumsal bir akla, toplumsal bir bütünlüğe ihtiyaç var. Üslubumuzu ayarlayamadığımızda mücadele ettiğimiz şeyin karşıtlığı, yani karşıta olduğumuz şeyi büyütüyoruz. Her şey böyledir. Aşırı milliyetçilik Kürt sorunu büyüttü bu ülkede. Abartılı bir Kürt hareketi, tepkileri Kürt sorunun çözümüne engel olacak milliyetçiliği büyüttü bu ülkede. Katı bir laiklik Atatürk düşmanlığını büyüttü bu ülkede. Atatürk düşmanlığı, katı bir Atatürk düşmanlığı şimdiki olduğu gibi Atatürk sevgisini yüceltiyor. Karşıtlığımız
Eğer üslubu ayarlanmamışsa, tonu, rengi, yaklaşımı ayarlanmamışsa daha çok karşı tarafı büyütmeye yarayan bir şeydir. O yüzden yasakla olmaz, kapatmayla olmaz. Önce bir iktidar siyaset anlayışı değişecek. Önce toplumu yoksullaşmadan medeni bir dünyanın parçası yapacak politikalara, değerlere ağırlık verilecek. Demokrasi inşa edilecek. Özgürlükçü laiklik doğru düzgün uygulanacak. Adalet herkese uygulanacak. Eşitlik sağlanacak. Yoksullukla ciddi bir mücadele edilecek. Toplum bir taraftan da medya, aydın, yazar yaklaşımıyla, üslubuyla toplum bu problemli yuvalardan kurtarılmaya çalışacak. Oralar istismar edilecek, değersizleştirilecek. Prim verilmeyecek ve onlar kendi doğası gereği dağılıp gidecekler. Bir de denetlenecek. Açık, şeffaf bir şekilde denetlenecekler. Her bir tarikat lideri aynı zamanda çok yakından tanıdıklarım var. CEO gibidirler. Şirketleri var, şirket kurarlar, para toplarlar. Sonra o şirketler tarikatların malları, tarikat liderlerinin malları olur. Kendi üzerlerine geçirirler. Yüzlerce örneği var. Ah neler verebilirim neler. Dahası babadan oğula geçer. Bildiğiniz babadan oğula mesela diyelim ki İskender Paşa cemaati vardı. Şimdi kalmadı gerçi. Önce Mehmet Said Kotku vardı. Sonra damadına bıraktı. Damadı oğluna bıraktı. Bir de böyle bir şey var. Adıyaman'da var mesela. Adıyaman'da babadan oğula tarikat silsilesi geçer. Bu kadar problemli, bu kadar dinden, Müslümanlıktan, inançtan uzak yapıları bize din, Müslümanlık diye pazarlıyorlar. Hayır. Bunların tamamı, çok özür dilerim, hastalıklı bir yuvadır. Bunların tamamı insanları zehirleyen, insanları hayattan koparan, insanlara bir yaşam vaat etmeyen, insanlara öbür dünyayı vaat edip bu dünyadaki hayatını çalan, bana göre hastalıklı yapılardır. Dindarlık üzerinden kurulmuş hayatların tamamı yüzeyseldir. Hayatın anlamını kavramamıştır, inancı da kavramamış demektir. Yıllar önce bir örnek vermiştim, tekrar örnek vereyim. Dindarlık bana şöyle gelir. Bir dilim ekmeğin üzerinde bir tomar yağ var. Versem yiyebilir misiniz? Hayır. Ama o bir dilim ekmeğin üzerindeki yağı şöyle bir yedireyim o ekmeği içerisine. Hepimiz lezzetle yeriz. Müslümanlık böyle bir şeydir. Müslümanlık bizim kimliğimize, kişiliğimize, halimize, hareketimize, dilimize, üslubumuza işlemişse Müslümanlıktır. Yoksa görüntüde, yüzeyde kalmışsa ruhumuza, karakterimize, kişiliğimize işlememiş demektir. Müslümanlık terbiyesi sadece ritüellerle olabilen şeyler değildir. Müslümanlık dediğim gibi bir karakter, bir kişilik terbiye olarak baktığımızda, inanç anlamında eğer o hale almışsa, peki o hali nasıl alacak? Yani o dediğimiz insanı toparlıyorum. Niçin bu haldeler? Çünkü iyi insan olmadan önce Müslüman olmaya kalkıyorlar. Müslüman olduklarında çöküyorlar. Halbuki biz önce iyi bir insan. İyi insan nedir? Medenidir, naziktir, saygılıdır, ahlaklıdır, adildir, barışçıdır, uzlaşmacıdır, herkes saygılıdır, iyi insandır. Bu ister Müslüman olsun, ister isteyen bu dediğim değerleri taşır. Sonra bunun üzerine isteyen Müslümanlık gömleğini giydirebilir, isteyen Hristiyanlık gömleğini giydirebilir, isteyen Yahudilik, isteyen hiç ihtiyaç duymaz, giydirmeyebilir, insan olarak kalabilir. O zaman ortaya doğru düzgün. Peki bizde niçin bu tarikat, bu dindar kılıklı insanlar bu haldeler? Çünkü insan olmadan önce Müslüman oluyorlar. Bir karakter, bir kişilik oluşmadan Müslüman oldukları için bu hale geliyorlar. Ve o Müslümanlık bunları terbiye etmiyor. Veyahut Hristiyanlık da terbiye etmiyor. Veyahut Yahudilik de fark etmiyor. Dediğim gibi ana konumuz şuydu. Türkiye tarikatlerden, cemaatlerden nasıl kurtulabilir? Yasakla olmaz. Önce tarikatları, cemaatleri destekleyen siyaset anlayışından kurtulmalı. Demokratik, özgürlükçü, adil bir yönetim anlayışına geçmeli. İnanç istismarına dayalı bu siyasetten süratle kurtulmalı. Sonra toplumun refah düzeyini yükseltecek bir politikalara ağırlık vermeli. Ama bu tarafta, bir taraftan da şeffaf, denetlenebilir bir yapı kurmalı. Toplumu buradan, bundan elinden kurtarabilir. Öbür türlü yasakla, kapatmayla bu sorunun altından kalkamayız. Ve çok korkuyorum, Türkiye giderek tarikatlar ülkesine dönüşüyor. Olamaz, hani diyorlar Atatürk'ün bir sözü var. Türkiye, dervişler bilmem neler ülkesi olamaz diye. Bunu çok sık kullanıyorlar, bakmayın böyle. Öyle çocuk, öyle nesiller görüyorum ki bu tarikatlar öyle yaygınlaşıyorlar, öyle. Bir taraftan kopuyor ama bir daha yoksullaşıyor toplum. En büyük korkumuz bu.
her gün biraz daha yoksullaşıyor ve yoksullaştıkça Diyanet'in kucağına düşüyor, tarikatların kucağına düşüyor. O yüzden bir an önce bataklığı, sineklerle uğraşalım tamam ama bataklığı kurtaracak bir çaba içinde de olmamız gerekiyor. Bugünlük bu kadar. İlk bir kahve. Umarım verimli olmuştur, yararlı olmuştur. Haftaya yeni bir kahvede buluşmak üzere. Keyifli bir hafta diliyorum.